Şimdi efendim o geceye dair dedim ya, bir tartışma vardı ki çekilme tartışması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turun ardından çekileceği söylendi önce. Daha sonra bu haber yalanlandı, düzeltildi. Denildi ki çekilmeyecek. Hatta o anlara dair dün bir videoyu da getirmiştik ekranlarınıza. Bir gazetecinin çekilemezsiniz, izin vermiyoruz dediği anları paylaşmıştık. Şimdi bununla ilgili her iki isim de o gece kurultayın etrafındaki, yani Ankara Spor Salonu'nun koridorlarında olan ve gerginliğin de hissedildiği anlarda onlar. O iki isim de konuştu. Özgür Özel de konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu. Ve bakın devir teslim töreninde de hani demişti ya kurultayda, vefa görevdeyken değil görev bittikten sonra gösterilir diye Özgür Özel. Devir teslimde de bu vefa görüntüsünü göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi bu çekilme tartışmasında Özgür Özel dedi ki Kemal Bey aslında elimi kaldıracaktı ama engellediler dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumu da bu tartışmaların doğal olduğu şeklindeydi. Geride kaldı dedi CHP'nin eski genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan, değişim diyenlere kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım. Genel başkanlık yarışı ikinci tura kalınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceği ama bazı isimlerin engel olduğu konuşulmuştu. Daha sonra görüntüleri ortaya çıktı. Parti kurmayları ve danışmanların olduğu odada partide resmi görevi olmayan İmam Bakır Ülküş yüksek sesle Kılıçdaroğlu'na izin vermiyoruz dedi. Orada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. Seçimi alacağız, bizi böyle bırakamazsın diye. Sonra danışmanını İmam Bakır Üküş'ü görünce Ekrem Bey'e çıkıyorum dedim. Haklısın dedi. Partiyi bunlara bırakamazsın gibi bir laf duyunca baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı. Birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Kılıçdaroğlu çekilmekten vazgeçti. İkinci turda Özgür Özel 276 oy farkıyla seçildi. Kılıçdaroğlu'na çekilmeyin diye çıkışan Ülküş'ün daha önce Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokolde de Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu iddiası vardı. Kılıçdaroğlu kurultay sonrası ilk kez konuştu. Barış'ı arkadaşa verdiği demeçte tartışmalar için doğal dedi. Hayır. 39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda. Moralim gayet iyi. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm kurumların CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Kılıçdaroğlu ile görüştü. Rahatlamış göründüğünü, moralinin yerinde olduğunu söyledi. Bir yandan da seçim yarışı gecesi tartışmalarla gündemde. Özgür Özel genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada genel başkanımız elimi kaldıracaktı dedi. Eller kaldırılmadı. Özel o gece yaşananları gazeteci İsmail Saymaz anlattı. Kemal Bey etrafındakilere Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi. Genel başkan elini kaldıracak, gel dedi. Gittik. Odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım. Biz karşılayalım dediler. Herhalde konuşacakları vardır dedim. Kemal Bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da kurultay gecesini anlattı. Kılıçdaroğlu'na çekilmesi yönünde fikir sunduklarını, Kılıçdaroğlu'nun da niyetinin bu olduğunu söyledi. Ama sonra görüntülerin yansıdığı o odada fikrin değiştiğini anlattı. Vahap Seçer beni arayıp başkan buluşup konuşalım, genel başkanın bu şartlarda çekilmesi daha doğru dedi. Alper, ben, Engin, Vahap buluşup konuştuk. Kılıçdaroğlu çekilmeyi kabul etti. Ancak kişinin kendi yazılı beyanıyla çekilme olur denildi. Genel başkan geliyorum o zaman dedi. Kılıçdaroğlu'nun niyeti çekilmekti. Sadece İmam Bakır Üküş değil, başka vekiller de konuştu. Kılıçdaroğlu'nu alıp sürüklediler içeri. Ama o arada oylama başlamış, %70'i bitmişti.
İmam Bakır Ülküçlü 3 belediye başkanı bu partinin geleceğine karar veremez dedi. Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma operasyonu yapıldığını iddia etti. Ancak hangi vasıfla kurultay zamanı parti yöneticilerinin olduğu odada yer aldığını açıklamadı.